Merhabalar, YouTube Genshin'in 3.0 güncellemesinden bir sürü sızıntı yayınlandı ve bu sızıntıları sizlere de göstermek istiyorum. Tabi şu anda buradan da bir şeyler görebiliyorsunuz ama daha çok şey var. Bayağı bir karakter sızdırıldı, bayağı bir yeni haritayla ilgili bilgiler sızdırıldı. Hadi onlara bir yavaş yavaş bakalım ama en çok sızdırılan şeyler bu arada karakterler. Sadece 3.0'ın değil 3.1, 2 hatta daha fazlasına da karakterlerinden bazı görseller, bilgiler vesaire sızdırıldı. Hadi onlar hakkında birazcık konuşalım bakalım. Şuradan gördüğünüz karakterler var. Onlar dışında daha olanlar da var. Oralara da geleceğiz. Şimdi bakalım şöyle yeni bölgemiz Sumeru geliyor. Sumeru'yu eğer bilmeyenler varsa ki şuradan bir dakika. Heh, tamam böyle çalışıyormuş, sorun yokmuş. Sumeru bölgesi öncelikle zaten gerçek dünyada Mezopotamya'ya karşılık geliyor. Zaten ismi de Sümer'den geliyor. Sümer, Sumeru tarzında. Mezopotamya bölgesine karşılık geliyor ama aynı zamanda Mısır gibi bölgeleri de içine katıyor. O yüzden de hani sadece Mezopotamya demek de yanlış olur ama genel olarak baktığınızda Mezopotamya'ya karşılık geliyor Sumeru bölgesi. Onun dışında bilmiyorsanız eğer yani Mezopotamya bölgesi Türkiye'yi de içine kapsayan bir bölge falan. Bu bölgenin elementi doğa elementi. Daha öncesinde doğa elementi yoktu. Şimdi ya doğa elementi yoktu değil aslında. Doğa elementi kullanan karakter yoktu. Şimdi bu karakterler gelince artık elemental interaksiyonlar, elemental etkileşimlerle ilgili daha fazla şeyler göreceğiz elbette Sumeru bölgesiyle birlikte. Daha öncesinde bazı karakterlerde vardı aslında. Bazı düşman karakterlerde örneğin şu Illichurların büyücülerinde Dendro kullananlar vardı. Onun dışında Slime'da Dendro kullananlar vardı. Ama şimdi işte karakterlere gelecek. Daha fazla şey öğreneceğiz. Bakalım neler olacak. Onun dışında Sumeru ile ilgili sızdırılan birkaç görsel şu şekilde. İleride gördüğümüz Gökada sanki bizim o Mondstadt'taki Gökada'ya benziyor. Gerçi Mondstadt değil de Mondstadt'tan da görülen bir tane Gökada var. Oraya benziyor. Burada gördüğünüz gibi devam ediyor. Görsel kaliteleri o kadar yüksek değil bu arada. Sonra burada bir karakterimizi daha görüyoruz. Bu bölgenin içinde bakarken arkada mesela şurada uçan bir ada var yine. Yanardağın üstünde gibi onu ilk defa görüyorum. Tuhaf şehirler dönüyor sanki. Ama şu anda baktığımız açı sanki çazma bakıyor gibi buradan. Bilemedim. Belki çazmın ilerisi olabilir. Yani çazmın üst tarafı olur. Şöyle göstereyim haritada. Ha, çazmın üstünü de biliyormuşuz ki aslında. Bilemedim. Olabilir. Belki Chasm'ın ilerisi derken içeriden mi bakıyoruz diyeceğim. Yok. Ya da benzer bir nokta mı var acaba? Her neyse bilmiyorum. Şöyle haritası da paylaşıldı. Ya paylaşıldı derken aslında sızdırıldı. Burada gördüğünüz gibi 4 tane temel bölge var. Onun dışında ortada bir tane alanın boş olduğunu görebilirsiniz. Sanki orası haritanın bir parçasıymış gibi görünüyor. Yani boşların bir parçasıymış gibi görünüyor. Ama aslında orası Sumeru'nun şehri olacakmış. Şehrin yükseklik bilgisini falan bilmediğimiz için şu anda bu şekilde gözüküyor. Ama hani yani aslında orada bir şey olacak yani 3.0 güncellemesi geldiğinde şu anda sadece sızıntıdan dolayı bilmiyoruz ne olduğunu. Buradaki 4 tanenin ismi de yayınlandı. Burada ilginç olan bir şey var. Şurada gördüğünüz gibi Adana şu alt bölgenin adı. Benim mouse'umun görülmemesi şu anda kötü olduğunu fark ettim ama her neyse. Şu alttaki en alttaki Çince olan Sumeru bölgesi aslında Adana'ymış falan. Bilmiyorum gerçekten Adana'yı düşünerek mi yaptılar? Emin değilim. Onun dışında Vision'ımız şu şekildeymiş. Ama bu net değil. Gördüğünüz gibi zaten bu çizim ve bu tasarım olarak geçiyor. Sadece hani sızıntılarda tasarım olarak geçiyor. Elbette diğer her şeyde buradaki sızıntıların hani 3.0 geldiğinde veya daha ilerisi geldiğinde net olarak çıkmayabilir. Aynı şekilde çıkmayabilir elbette. Üzerine güncellemeler vesaire yapılabilir. Ama bu yani daha da net olmayanlardan biri. Yine de genel vision tasarımı bu şekilde olacakmış. Bilmiyorsanız eğer her bölgenin vision'ı yani elementinize gösteren karakterinizin elementini gösteren şekilde farklı bir şekilde oluyordu. Buradaki de bu şekildeymiş işte Sumeru'nunki. Ana karakterimizinki de bu arada sadece parlayan bir ışık yani net bir şekilde bir şey yok. Onun dışında bulmacalarımız şöyle paylaşılmış bir tane örnek olarak paylaşılmış ama yani net olarak bütün bulmacalar değil elbette ama bir tanesi böyleymiş Sumeru'daki bulmacalardan biri.
Onun dışında karakterler, gördüğünüz gibi karakterler. Bunların hepsinin isimleri vardı. Şöyle en soldan başlarsak şu uzun kulaklı abimiz diyeceğim artık ona. Tyner'iymiş. Nasıl okunuyor tam olarak bilmiyorum ama muhtemelen birazcık Arabik tonda bir şeyler olabilir ama daha çok hani Arap'tan ziyade biraz daha eski medeniyet tarzı olarak düşünmek lazım tabii. Onun dışında ikincisi Koley'i, Dehya, Alhaitham. Yani bazıları birleşik yazıyor, bazıları ayrı yazıyor tam olarak emin değilim. Nilou, Nahida, pardon Dori ve Nahida. Nahida'nın ismi Kusanali olarak da geçiyor. Bunun nedeni çünkü bu karakterimiz Arkon. Dendro Arkon'u bu en sağda bulunan küçük kız. Yani daha öncesinde de hani bütün Arkonların isimleri ikiliydi. Muhtemelen bu nedenden de Nahida ve Kusanali olarak geçiyor. Yani artık bunlara bakacağız hangisi oyun içi ismi olacak, hangisi yan ismi olacak onları göreceğiz. Mesela en son çıkan aklıma bir tek o geldi. Diğerlerini hatırlayamadım. Raiden Shogun'un mesela diğer ismi Ei olarak geçiyordu ve oyun içinde biz onu Raiden Shogun olarak görüyorduk. Ei'yi sadece hikaye kısmında görebiliyorduk ona Ei denildiğini. Her neyse bu karakterlerden bazıları 3.1 ve 3.2'de de gelecek bu arada. Muhtemelen 3.0'da gelecek olanlar birinci, ikinci ve sondan ikinci olanlar olacak gibi görülüyor. Onun dışında hadi karakterlere birazcık bakalım. Tyneri karakteri bu işte muhtemelen 3.0'da gelecek. Bu da ilk Dendro karakterimiz olacak muhtemelen. Aynı zamanda okçu ve 5 yıldızlı bir karakter. Şöyle Splash'ı gördüğünüz gibi yeteneklerinden falan da sızıntı var. Onları da şu şekilde hemen göstereyim. Ama bu sefer mouse düzeldi. Niyeyse kaydı bir durdurdum. Yeniden başlattım da her neyse. Burada gördüğünüz gibi E yeteneği, pardon düz yeteneğinde attığında bir şeyler daha patlıyor yanında. Düz yeteneğinde bir çimen bombası gibi bir şey atıyordur muhtemelen. Yani bu bomba alanını atıyor gördüğünüz gibi. Yani onun çimen bombası dememin nedeni yani doğa karakteri olmasından dolayı. Onun dışında arkasında dolaşan böyle küçük peri tarzı bir şeyler var. Onlar bir yetenekleriyle bağlantılı olabilir. Ama tam olarak emin değilim. Bu da burst yeteneği yani patlama yeteneği. Hangi karakterdi ya? Bir karakterde sanki böyle bir şey vardı ama. Yani galiba Childe'nin yeteneklerine benzetiyor olabilirim ama tam olarak emin de değilim. Ama birazcık yani bana onu anımsattı hani vuruş tarzı olarak. Çünkü o hani bir kere vuruyorsun yandan birkaç tane daha vuruyor ona benziyor gibi. Yani eğer öyleyse yani Childe taşıyıcı olarak gayet güzel bir taşıyıcı. Muhtemelen Tyneri artık nasıl okunuyorsa ismi. Bu da güzel bir taşıyıcı olabilir. Neyse. Burst yeteneği az önce gördüğümüzün aynısı ama yeniden bir görelim. Gördüğünüz gibi 6 tane ok atıyor. Gidip patlıyor. Sonra devam edelim. Idol'ları falan var. Idol'larını sadece şöyle göstereyim size de. Uzun bir kulağı var bak bu da önemliydi aslında. Şimdi daha öncesinden uzun kulaklı olacak bir tane daha karakter sızdırılmıştı. Neden şu anda dondu acaba? Ha, bitmiş tamam bittiği için şu anda öyle dolmuş. Uzun kulaklı bir tane karakter gerçi sızdırma değil galiba hikayesinde öyle bir karakter olduğu biliniyordu. Fotoğrafı falan da vardı. Tyneri ondan sonra geldi ve yine aynı mantıkla ve hani birazcık Anubis'e benziyor zaten tip olarak baktığınızda gördüğünüz gibi. Yani o Mısır teması Anubis mantığında gidilmiş bir karakter. O karakter de birazcık hani aynı mantıktaydı ama hani Mısır mitolojisinde daha fazla çakal karakter yani çakal tanrı veya kahraman tarzı şeyler var mıydı tam olarak emin değilim. Ama eğer varsa belki o olabilir ya da Genshin dünyasında böyle çakal tarzı yani uzun kulaklılar ırkı vardır da onlardan biri üyesi midir ne bilmiyorum artık. O karakter de bu arada mızraklı bir karakterdi ve kısa boylu bir karakterdi. Muhtemelen yani çocuk kız şeklinde olan karakterlerden biriydi. Tyneri öyle değil. Yani Tyneri de okçu bir karakter. Bilmiyorum belki o karakter ya o karakter muhtemelen gelecek. Ne olacak? Nasıl olacak bilmiyorum. İşte mangasını eğer okuyan varsa yorumlara da yazabilir. Yani kafam karıştı iyice. Anlatamadım. Her neyse.
Sonra Idle'ın ikinci versiyonuna geçelim. Bu daha uzunmuş. Görüntünün kalitesi düşüyor, değil mi ya? Evet, arada kendiliğinden düşüyormuş. Reddit'ten dolayı olabilir. Bilmiyorum. Benim de internet yavaştır belki. Ama her neyse. Şimdi ben aslında bir hemen durduracağım. Evet, bir şey arıyordum da onu buldum sonunda. Tabii şu anda galiba siz göremiyorsunuz ama neyse, Tainari karakterinin yeteneklerine falan bir hemen baktım. Pasifi diyor ki Sumeru haritasında resource'ları bize gösteriyormuş, tıpkı Klee'nin ya da o büyücü kız neydi, adını unuttum, her neyse işte ateş büyücü olan kız, onun gibi, ya da Çiçi'ninki de galiba aynı şekildeydi. Onların pasifleri gibiymiş Tainari'nin pasifi. Onun dışında düz vuruşu, tamam, düz vuruş şeklinde diyor ki Dendro'yla etkileşime girmiş şekilde oklar fırlatır falan diyor. Geniş alana AoE damage falan atıyormuş, işte düz yetenekleri o şekildeymiş, yani normal bildiğiniz okçu yani. Onun dışında ne yapıyormuş? Alan etkili Dendro damage atıyormuş. Onun attığı yerde bir kaos alanı oluşturuyormuş. Bu alanın içindeyken charge ataklarının süresi azalıyormuş galiba. Yani bu süre içinde, yani o alanın içine girdiğinde 3 kere charge atak yapabiliyormuş galiba kısa süreli olandan. Onun dışında ultisi de, ha bak işte bunlar seedmiş, yani o etrafında dolaşan şeyler. Hemen size de o seedleri yeniden göstereyim de. Şurada etrafında dolaşan 3 tane seed var. Bu seedlerle ilgili işte bir şeyler yapıyormuş. Ne yapıyormuş? Genel şey, o az önceki olay, 6 tane atış yapıyor falan filan. Hemen şuradan Koleyi'ye gelelim. Koleyi'ye de devam edelim. Koleyi de aynı şekilde Tainari'nin aynısı ama 4 yıldızlı olanı. Dendro karakteri okçu ve 4 yıldızlı bir karakter. Gördüğünüz gibi splash'ı bu şekilde. Tabii yetenekleri oldukça farklı Tainari'den. Bu şekilde işte. Hemen bir bakalım gameplay'ine. Benim yine mouse gitti ya. Benim mouse yine niye gitti ya? Düz vuruşları normal. 4 yıldızlı okçu 4 yıldız, ya atışı söyleyemedim ben. E yeteneği bumerang atıyor gördüğünüz gibi. Ve ultisine bakalım. Ultisinde de o kedi gibi şeyi, o splash'ındaki, ortaya atıyor. Bir alan oluşturuyor. Muhtemelen hasar veriyordur. Baktıktan sonra ben hemen yetenekleri kısaca bir okuyayım size. Bakalım ne diyormuş. Diyor ki pasifi Amber'inki ile aynıymış. Amber'ınki galiba, ya Glide kullanırken enerjimiz daha az azalıyordu Amber'de. Yani Amber'da yanlış hatırlamıyorsam aynısı olacakmış. E yeteneği bumerang atıyor. Dendro damage'li. Hem diyor giderken hem de gelirken hasar veriyormuş. Q yeteneği, yani burst yeteneği ise küçük bir tane mekanik kedi atıyormuş. Bu patlıyormuş. Etrafına alan hasarlı dendro damage veriyormuş. Ve ilk patladıktan sonra diyor bir alana dönüşür diyor ve sürekli dendro damage vermeye devam eder diyor alan etkili olarak. Tamam, gayet de basit bir şekilde 4 yıldızlı bir karakter yani. Olur. Sonra idol'ları var. Bumerangını çıkarıyor. Görüntü ne kadar çok değişiyor ya. İlk defa yapıyorum da böyle bir şey. O yüzden tam olarak yani net ayarlayamıyorum her şeyi. Şimdiden kusura bakmayın, yani sonraki seferlerde düzeltirim böyle şeyleri. Daha ayarlı bir şekilde gelirim. Aradı mı ya o saçını? Neyse, bunlar ilginç şeyler de. Yani benim için en iyi idol bir Hu Tao'nunki, bir de Chiche'ninki, yani geri kalanları yok. Neyse, Dory karakteri. Şimdi Dory karakteri önemli bir karakter. Öncelikle bir elektro karakteri ve Claymore kullanıyor.
Muhtemelen 4 yıldızlı. Tam olarak emin değilim buna ama muhtemelen 4 yıldızlı olacak. Zaten yani şurada gördüğünüz gibi pek bir efekt olmadığından 4 yıldızlı olacağını düşünebiliriz gayet de. Şimdi bunu özel yapan ne? Öncelikle bu karakter bir healer. Healer olmasının anlamı ne? Yani oyunda başka healer mı yok diyebilirsiniz. Tabii ki var. Ama bu karakter elektrik bir healer. Ve oyunda daha öncesinde hiç elektrik bir healer karakteri yoktu. Tabii bu takım kompozisyonları aşırı değiştirecek bir karakter. Eğer yetenekleri güzel olursa, yetenekleri işlevsel olursa. Tabii işlevsel olmazsa o kadar da önemli olmayacak. Ama yine de bir artısı var yani. Yine de takım kompozisyonlarında büyük değişiklikler yapabilir bu karakter. Buna aşırı umutlarım var. Aynı zamanda ilk gördüğümde ben bu karakteri katalizör kullanıcısı zannettim. Yani büyücü zannettim. Ama karakter Claymore kullanıyormuş. Hemen şöyle size de göstereyim oynanışını. Sesi de açayım ya aslında. Böyle gördüğünüz gibi benim bunu büyücü sanmamın nedeni elindeki animasyonların hiçbirinde kılıç olmamasıydı. Neyse ki altındaki slime'ı kılıçla vuruyormuş. Claymore'la vuruyormuş. Gördüğünüz gibi bir lamba çıkarıyor. Bu da hani Binbir Gece Masalları kafasında. O lambayla atış yapıyor E yeteneğinde ve ultisinde muhtemelen Burst yeteneğinde ise ortaya lambasını koyuyor ve etrafındaki kişilere heal basıyor. Dediğim gibi bu healer olma özelliği oldukça önemli Dory için ve ben hemen yeteneklerini size söyleyeyim. Öncelikle pasifi karakter ve silahların yükseltme materyallerinin %25 şans ihtimalle geri verebiliyormuş bu. Galiba Mona, Chinkui falan o tarz karakterlerin pasifine benziyor. Mantık olarak aynı yani. E yeteneği diyor ki bir tane turret çağırır diyor, bu elektro damage verir diyor. Ve bununla birine hasar verdiğinde diyor iki tane daha mermi oluşturur diyor ve en yakındaki düşmana gider. Onlara ek elektrik hasarı verir diyor. E yeteneği yani o lambayla vurulup birlikte atış yaptığı, vuruş yaptığı yeteneği böyleymiş. Gayet basit. Q yeteneğinde de diyor bir tane lamba çağırır diyor. Bu aktif karaktere yapışır diyor. Bunun anlamı şu. Aktif karaktere yapışıyor demesinin. Yani bu eğer co-op oynarsanız çok daha işlevsel olabilecek bir karakter gibi geliyor bana ama tam olarak emin de değilim. Belki bir bakarsınız farklı şeyler de vardır, farklı matematikleri vardır. Ama muhtemelen öyle görünüyor. Yani co-op için gayet uygun bir karaktere benziyor. Ve bu lamba yapıştığı kişiye, aktif karaktere yani, canını ve elemental enerjisini yeniler diyor. Ve aynı zamanda bu lamba ve bizim karakterimiz arasındaki bağlantı diyor, elektro damage'i verir diyor eğer birisi ona değerse. O arada bağlantı oluşuyor ya, hemen göstereyim yeniden. Şu aramızda oluşan gördüğünüz gibi bir bağlantı var. Bu bağlantının arasından geçecek olan düşmanlara elektrik damage'i verecekmiş yani. Gayet güzel. Dediğim gibi önemli olan burada matematiği. Eğer matematiği güzelse gayet işlevsel bir karakter olabilir. Sonra geçelim idol'larına vesaire. Yani slime ile ilgili bir şeyler olacağı kesindi zaten. Bu arada Koli karakteri acaba Sumeru'dan değil mi diye bir merak ettim ya. Sanki böyle yani Sumeru ile hiç alakası yokmuş gibi karakterin. Ama yani muhtemelen 3.0, 3.1, 3.2'de yani full Sumeru karakteri getirirler diye düşünüyorum ama emin de değilim tabi. Ve Dendro karakter, pardon, Dendro Arkonumuz, az önce de söyledim de zaten. Kusanali karakteri, tabi bunun bir ismi daha vardı. Üste yazıyordu da burada yazmıyor. Bu karakter işte bizim bir sonraki Arkonumuz olacakmış. Muhtemelen 5 yıldızlı olur. Ne olacağı belli değil. Silahının muhtemelen katalizör olur diye düşünüyorum. Genelde bu tarz karakterler yani katalizör daha uygun gibi oluyor ama yani bunu dememin nedeni de şu. Yani Venti okçuydu. Zhongli, gerçi evet, Ei de mızraklıydı. Ben Zhongli'yi farklı bir şey zannettim. Evet. Yani o yüzden her şey olabilir. Gerçekten her şey olabilir. Ama ben niyeyse büyü yakıştırdım yani buraya.
Bu arada ayağı da böyle varmış. Onu da ekstradan eklemişler yani. Her neyse. Ondan sonra asıl ilk sızıntıyı başlatan karakter buydu. El-Haytham. Buna farklı bir sürü isim söylediler. Ondan sonra birkaç tane 3 boyutlu görseli falan yayınlandı. En sonunda da bu şekilde tam hali de yayınlandı. Gördüğünüz gibi Al-Haytham Dendro karakteri ve 5 yıldız olacak muhtemelen ama ne kullandığı belli değil. Muhtemelen kılıç kullanacak. Ve benim ondan sonra en hoşuma giden muhtemelen 3.1'de gelecek olan Nilou karakteri. Nilou karakteri birazcık 2.8'de gelen yani o rüzgarlı çocuğa benziyor. Rüzgarlı oğlana. O da yumruklarıyla falan vuruyordu. Ama o büyücüydü. Ona daha çok yakışıyordu. Büyücü için daha mantıklı bir seçenek tabii yumruklarıyla vurma. Ama bence Nilou'da da gayet güzel bir şekilde yapmışlar. Bu arada Nilou'nun kayıtları yani net bilgisayar kaydı değil. Üzerinde telefonla çekilmiş kayıtlar. Ama size de hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi genel olarak tekme üzerine gidiyor. Hani o hava çocuk da hava oğlan da biraz yumruk üzerine gidiyordu. Bu da Nilou da tekme üzerine gitmiş. Yani ben diğer karakteri sevmiştim. Tek sevmediğim taraf erkek olmasıydı. O yüzden Nilou'ya bir gazı geldim açıkçası. Eğer 5 yıldız olursa ve güzel olursa da yeteneklerini galiba vişleyeceğim bir karakter olacak. O yüzden hadi bakalım bir de burst'ünü de şöyle göstereyim. Yani zaten muhtemelen 5 yıldız da şu burst'ten gördüğünüz gibi. Eğer animasyon varsa muhtemelen 5 yıldızlıdır. Bir tek galiba Barbara'nınki 4 yıldızlı olmasına rağmen burst'u animasyonlu olan bir tek o vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında gelecek olan bazı karakterler daha var. Bunların daha hiçbir şeyleri tam olarak sızmadı. Sadece yani birkaç tane böyle fan çizimi tarzı olanlar var. Hani sızdıran kişiler genel fotoğrafını çekmemiş olsalar da en azından birkaç tane tanımlamasını yapıyorlar. Bazı kişiler de bunların çizimlerini yapıyor. Onlarda mesela kendisinki vardı ama burada koymamışım. Ama onlardan da hemen birazcık bahsederim. Şimdi Faruzen ve Layla karakterleri var. Bunlar muhtemelen 3.2'de geleceklermiş. 3.1 de olabilir diyorlar. Bunların ikisi genç dişi karakterlermiş. Yani bunun anlamı Ayaka, Shanlin, Sakros gibi karakterler oluyor. İlk onlar aklıma geldi. Bir de Keçinka de aklıma gelmiş olsun. Neyse onlar tarzında olan karakterlere deniyor. Bu ikisi o tarzda karakter olacakmış. Faruzan Anemo karakter olacakmış. Yanlış yazmışım burada. Neyse okçu ve 4 yıldızlı olacakmış. Layla Cryo kılıç ve 4 yıldızlı olacakmış. Onun dışında Candice diye okunuyordur diye düşünüyorum veya Kandake işte hangisi ismi olacağı tam olarak belli değil. Bu isimler ileride değişebilir tabii. Elbette tam olarak belli olmayabilir. Bu arada şu isimler de Firuzan'la Leyla yani gerçekten de bizim hani coğrafyaya yakın olduğu belli oluyor yani Sümeru'nun da güzel isimler seçmişler yani bence. O da yetişkin dişi olacakmış yani Ei yani Raiden Shogun, Jin, Lisa tarzı karakterlerden biri olacakmış Candice ve ten rengi olarak biraz daha koyu bir karakter. Yani biraz daha gerçekten de hani Sümer'e yakışan tarzda yani Mezopotamya bölgesine yakışan bir tarzı olacakmış. Hydro karakteri olacakmış, mızrak karakteri ve 5 yıldızı olacakmış. Galiba Hydro'larda ilk defa mızrak karakteri mi geliyor? Galiba öyle oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu da Candice muhtemelen şu ikisinden daha önce gelecek. Ama tam olarak net değil tabii bunlar. Çünkü 3.0'da kaç tane karakterin geleceğine birazcık bağlı. Onun dışında iki tane de karakter sızdırılmış Sumeru bölgesinden. Bir tane leopar, bir tane de şöyle mantar domuzu tarzında. İki tane karakter yaratığımız var, hayvanımız var. Onun dışında birkaç tane diğer elementlerle etkileşimler falan sızdırılmış. Bunlar tam olarak ama yani net bir şekilde belli değiller. Efektlerinin ne olacağı vesaire. Şimdi oyun içinde 3.0'dan daha öncesinde sadece Dendro ve Fyro'nun birbirleriyle etkileşimleri vardı ve bunlar burning efekt veriyordu. Yani çok hızlı bir şekilde ateş hasarı alıyorduk. Şimdi bundan sonra Elektro ve Hydro etkileşime direkt sızdırılmıştı. Muhtemelen 2.8'de de gelmiş olabilir bu ikisi ama tam olarak emin değilim. Bunların birisi Intensify diyor galiba elektriği güçlendiriyordu. Diğeri de su da Overgrow oluyordu. Ve etrafa böyle mantarlar falan yayıyormuş.
Mentarlardan muhtemelen patlama tarzı hasarlar falan oluyordur. Her neyse. Burada diğerleri de Dendro ile ateşin, yani doğa ateş ve bir şeyin daha etkileşimi. Üçte etkileşimler yani artık işin içine girmeye başlıyormuş. Burada da Quicken diyor. Muhtemelen burası Anemo'dur. Sonra Bergen diyor. Bu taş olabilir belki. Yani toprak olabilir. C olabilir. Sonra Electro ile muhtemelen burası da Hydro'dur diye düşünüyorum. Hyperbloom oluyormuş. Ondan sonra şu da muhtemelen Anemo'dur. Burada da Sprite oluyormuş. Yani bunların Türkçelerine söylemesi birazcık garip olabilir. Ama en azından şöyle söyleyeyim. Bu hızlandırma, bu yayma öyle şeyler işte, yani o mantıklı olan şeyler. Ama neyse. Yani bir de artefaklar varmış. Evet, ben bitti zannettim de bir de artefaklar vardı. İki tane artefak, bunlar resmi olarak yayınlanmış olabilir 2.8 ile birlikte. Şurada gördüğünüz gibi işte şurada ben çevirisini de yapmıştım. Memories of the Deep Forest diye bir tanesi. Bu %15 dendro hasar bonusu veriyormuş. İkili set etkisinde, dörtlü set etkisinde de düşman elemental hasar aldığında dendro direnci 8 saniyede %25 azalır. Hasar veren karakter sahada olmasa da tetiklenebilir diye. Onun dışında Ornamental Gold Tree, galiba Ornamental yazıyor burada, tam olarak emin değilim ama ikili etkisinde Elemental Mastery 80 artar. Dörtlü etkisinde de Elemental Reaksiyondan sonra tetiklenen etki demiş. Yani birisi Elemental Reaksiyon yaptığında bu etki tetikleniyor sonrasında işte. Neyse. Olay şu. Tetiklenen etki de şu. Aynı takımdaki aynı elementten 1, 2, 3 karakter taşıyıcının XXX diyor. Burada artık o belli değil şu anda matematiksel hesaplamaları. Saldırı kazanmasına, yani atak bonusu kazanmasına neden olur. Ama aynı takımdan farklı elementlerde karakterler varsa 8 saniye boyunca yine XXX elemental mastery kazanmasına neden olur. Taşıyıcı sağda olmasa da tetiklenebilir. Her 8 saniyede bir kere tetiklenebilir demişler. Böyle iki tane de artefakt varmış. Şimdilik bu kadarmış. Evet, sızıntılar böyle. Siz hangi karakterleri beğendiniz? Onları da bir söyleyeyim. Benim yani açıkçası Tainari bayağı hoşuma gitti. Onun dışında Nilo kesinlikle hoşuma gitti. Muhtemelen eğer yani yetenekleri güçsüz görünmezse, muhtemelen yani sızdırılırsa veya resmi olarak açıklanırsa daha net bir şekilde bakabiliriz ama yani muhtemelen ben Nilo'ya wishlerim gibi geliyor açıkçası bana. Onun dışında Tainari'nin de tarzı gayet hoş. Gayet hoşuma gidiyor. Mısır mitolojisi özellikle hoşuma giden bir mitoloji. Yani oradan esinlenen bir karakter olmasından dolayı da gayet hoşuma gitti tarzı olarak. Ama bilmiyorum. Bir de ilk Dendro karakteri olacağı için birazcık onda da gaza geldim. Ama her neyse. Bu kadardı işte. Sızıntılar bu şekilde, gördüğünüz gibi. Daha fazla sızıntı gelirse bilmiyorum. Eğer çok sızıntı gelirse belki bir video daha yapabilirim ama eğer gelmezse bu şekilde. Bu arada şuradaki karakter de vardı. Bu karakter de muhtemelen ateş karakteri. Zaten şuradakinden o anlaşılıyor ama ne olacağı tam olarak belli değil işte. Ama yani benim merak ettiğim şey şu. Bu karakter acaba ateş bölgesinden gelen bir karakter olabilir mi? Çünkü daha öncesinde mesela buz bölgesinden gelen karakterlerimiz oldu. Örneğin bunlardan birisi Chill'de, yani gayet bildiğimiz bir karakter. Çilde buz bölgesinden gelmişti. Bizim toprak bölgesinde bize katıldı. Belki de yani bu karakter de ateş bölgesinden geliyordur ve bize hani Dendro bölgesindeyken katılır. Böyle şeyler olabilir yani. Bunlara da bakacağız. Ama her neyse. Böylelikle bu bölümü bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord falan. Onlara gelirseniz, onun dışında sizin de gördüğünüz sızıntılar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ve dediğim gibi hangi karakteri en çok beğendiyseniz onu da yazın. Bir de şunu da söylemem lazım. Ben bu Arkon'u hiç beğenmedim. Çünkü aşırı bir şekilde 4 yıldız karakterine benziyor. O yüzden de birazcık üzüldüm yani. Aşırı şekilde NPC'ye benziyor ya bu karakter. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama hadi neyse, görüşürüz.